Evet, maalesef şu anda IŞİD ile sarsılmış durumdayız dünkü olayda. IŞİD maalesef Türkiye'nin de birçok ülke olduğu gibi bir terör belasına maruz bırakmış durumda. Diğer yaşadığımız terör hadiselerine ek olarak. Burada tabii öncelikle soğukkanlı duruşumuzu korumamız gerekiyor. Bu Türkiye'de siyasi iklim açısından önemli, toplumsal dinamikler açısından önemli. En önemli yansımalarından biri bu olacaktır. Bunun yanı sıra dışarıdaki algımız tabii bu bir turist merkezine yapılmış bir saldırı. Bu da bilinçli bir hareket olduğunu açıkça gösteriyor. Türkiye'nin yurt dışındaki imajını zedelemek açısından yapılmış bir saldırı. Bu çok açık. Bu açıdan da bir uluslararası birliktelik çok önemli. Yurt dışından aldığımız mesajlar çok önemli bu bağlamda. Birliktelik mesajları, destek mesajları. Fakat genel olarak büyük resme baktığımızda tabii PKK olsun, IŞİD olsun, bu tür yaşadığımız terör hadiselerinde bölgesel çatışma dinamiklerinin bizi bir süre daha etkilemeye devam edeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'nin kontrol edebileceği bir şey değil. Evet, güvenlik önlemleri maksimum seviyede tutulmak zorunda ve mücadele devam etmek zorunda. Ancak işte Suriye, Irak gibi Orta Doğu'daki bu kritik bölgelerdeki şekillenmeler de sanıyorum 2016 yılında yine terör hadiselerinin gerek Türkiye'ye gerekse diğer ülkelere yansımalarını şekillendirecek.